LGS'ye son 120 gün tatiller geçiyor. 15 tatiller bitiyor. Hafta işleri bitiyor. Hafta sonları bitiyor. Ama bizim kazanma isteğimiz bitmiyor. Biz asla vazgeçmiyoruz. Peşindeyiz LGS. Kaçsan da kurtulamazsın bizden. Seni yakalayacağız ve yiyeceğiz diyoruz. Mutlaka kazanacağımıza inanıyoruz. Vazgeçmek yok diyoruz. Ve hemen videomuza başlıyoruz. Günün sözünde Ritalevi Montalcini diye bir hanımefendi demiş ki... ...her şeyden önce zor anlardan korkmayın. En iyisi onlardan geliyor demiş. Gerçekten de insan önüne bir zorluk geldiği zaman bunu başardığında bir şeyler elde ediyor. Yoksa kolayken zaten kolay yani kolay herkes başarır. Yani kolay bir dersteki kolay bir konuyu anlamak Genelde birçok öğrencinin yapabildiği bir şeydir. Çalışan birçok öğrencinin tabii ki. Ama zor bir derse ki zor bir konuyu halletmek gerçekten vazgeçmeyen, üzerine yürüyen, ben bunu halledeceğim diyen öğrencinin başardığı bir şey. Dolayısıyla zor anlardan, zor sorulardan, zor derslerden korkmuyoruz ki bizim için hepsi kolay. Sadece imkansız birazcık zaman alır. Bunu her zaman söylüyoruz. Günün yorumuna baktığımızda Rümeysa vardı. Rekor kırmış. 937 beni almış. Tam pes etmek üzereyken hırs geliyor. Dersin başına geçince de üstüme bir ağırlık çöküyor. Artık test çözmekten sıkıldım. Test çözmekten bitti ucum diyor. Ama başarmak iyi bir liseye yerleşmek de istiyorum. Ha bak çalışmak istemiyorum ama kazanmak da istiyorum. Lütfen yardımcı olun artı bir desteklemiş ve 937 artı bir almış. Şimdi burada şu çok önemli. Birincisi Hedefimizi hatırlamamız gerekiyor arkadaşlar. Hedefimiz de iyi bir liseye girmek. Tamam bu hedefimizi bir kere unutmayacağız. Bunu odamızın duvarına asacağız demiştik. Ya da oraya gidip orada bir o kazanmak istediğimiz lisede selfie çektirip öz çekim çektirip duvarımıza asacağız demiştik bu bir. İkincisi geçmişteki başarılarımızı unutmuyoruz. Buraya kadar yürüyerek gelmedik. Buraya kadar birçok sıkıntıyı çekip geldik. Beşinci sınıfta, altıncı sınıfta, yedinci sınıfta birçok yazıldan zor notları biz kendimiz çalışıp aldık. Üçüncüsü vazgeçmek bize ne kazandırır? Diyelim ki vazgeçtik. Olmuyor dedik. Başarmak iyiliği istiyor ama test çözmekten sıkıldık dedik. Ne olacak peki? Dört ay çalışmadık, yattık, dinlendik. Ne değişecek? Dört ay sonra yine sınava gireceğiz muhtemelen. Ve keşke dört ay daha sabretseydim, çalışsaydım ve şunu çalışmış haliyle görseydim diyeceğiz. O yüzden asla vazgeçmiyoruz ve... Vazgeçmemek için bir neden daha var hedefimiz var ve başarılı öğrencilerle de takılabiliriz. Bu ne demek? Yani geçen sene şu anda dokuncu sınıfta okuyan, geçen sene LGS'ye girmiş ve başarmış mutlaka kuzeniniz, akrabanız, tanıdığınız birileri vardır. Onunla sohbet edin. Ya nasıl başardın diyeyim. Zik asla şöyle bir şey demez. Çok zordu. Önce Mars'a gittim, orada suyu buldum, sonra buraya geldim ve başardım. Öyle bir şey demeyecek. Ya biraz fazla çözdüm. İşte 50 soru fazla çözdüm, 100 soru fazla çözdüm. Hafta sonları fazla dinlenmedim. Birazcık gayret ettim ve başardım diyecek. Onların başardığını görünce ya bu başardıysa ben de başarırım diyeceksiniz. Bu vazgeçmediyse ben de vazgeçmem diyecek. Dolayısıyla başarmış öğrencilere takılın. Ve tabii ki planınıza uygun gitmeniz gerekiyor. Bununla alakalı Legacy Tekrar programı verdik. Biz size kamplarımıza veriyoruz. Her gün video atmamızın sebebi de bu. Planlıyız yani. Devam ediyoruz. Peşini bırakmayacağız diyoruz. Zamanımızı planlıyoruz. Ve çok sihirli bir kelime var. O da hayır demeyi bilin. Bakın başarılı insanların en önemli özelliklerinden bir tanesi hayır demeyi biliyor. Nasıl yani hocam? Olumsuz şeylere, vakit kaybettiren şeylere, başarısızlığa hayır diyorlar. Başarısızlık, bunu her zaman yazıyorum, bir kez daha yazacağım. Başarısızlık. Öyle bir kelime yok. Tanımıyorum ben. Hayır, ben onu bilmiyorum. Ben çalışacağım ve başaracağım diyeceğiz. Ve başarılı insanlar, aynı az önce söylediğim gibi... ...amaçları olan insanlar, hedefleri olan insanlar, dirençli insanlar vazgeçmemiş. Fatih Sultan Mehmet Han'ı düşünün. Karnı Sultan Süleyman'ı düşünün. Atatürk'ü düşünün. Fark etmez, dünyada şu anda başarılı olmuş... ...işte Steve Jobs'lar şudur budur, onları düşünün. Çok dirençler amaçlar, hırslar ve çok çalışıyorlar. Ve asla vazgeçmiyorlar. Defalarca sıkıntı yaşalar, yaşasalar da asla vazgeçmiyorlar. Yani Mustafa Kemal Atatürk ülkeyi kurtarken şöyle mi yaptı? Evet, oh hadi bakalım düşman git git düşman git düşman dedi. Düşmana gitti mi? Hayır. Çok sıkıntılar çekti. Ölümden döndü. Türk halkının bazısı ona destek vermedi. Ya paşam gaza geliyorsun böyle şey yapamazsın. Halledemezsin dedi ama vazgeçmedi, çalıştı ve başardı. E biz de bilegesi halledelim. Dolayısıyla vazgeçmeyelim ve başaralım diyoruz. Ve... Bir şey daha söylüyorum artık geçiyorum çok gaza gelmek istemiyorum ben de. Dinlenmek de önemli. Ya diyelim ki test çözmekten sıkıldıysan bir gün kendine ara ver ya. Bir gün dinlen, onun açığını sonra kapatırsın. Dinlenmek de bazen çalışmak kadar değerli. Günün kitabına baktığımızda Cengiz Aytmatov'un Toprak Ana kitabını görüyoruz. Gerçekten yüz temel eser arasında bulunan çok değerli bir eser. Kitabın içeriğini söylemiyorum, filmin sonunu söylemiş gibi olurum ama mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Çok büyük bir yazar. Günün okuluna baktığımızda Pertevniyel Lisesi, bu okul öğrencini bekliyor. Lütfen gitmek isteyenler varsa çalışsın, kazansın ve bu okula yerleşsin. Gerçekten tıplar, mühendisler havada uçuyor. Ve günün sorusu fenle alakalı. Dolayısıyla beni hiç ilgilendirmiyor. Ama sizi çok ilgilendiriyor. Mutlaka bilin bunu. Kendisine ait özel DNA'sı bulunan Organel hangisidir demiş. LGS'de böyle bir soru gelmez ama bu tarz bilgilere karşı hazırlık olmamız lazım. Ödülü sorumuzu cevaplamak zaten sizin en iyi yaptığınız iş. Kolay gelsin arkadaşlar. İyi çalışmalar.